Günaydın. Günaydın. Geceyi burada geçirmediniz değil mi? Yok ama uyku tutmadı. Erken geldim. Şefik yüzünden mi? Ya şimdi bana kızacaksınız ama Şefik'in arabası otelin otoparkında bulundu biliyorsunuz. Yine mi aynı şeyi söyleyeceksin? Yani başkomiserim bir insan uykusunda nasıl araba kullanabilir ya? Belki karısı kullandı arabayı. Gece uyurken de otele getirdi adamı. Sonra ne olduğunu bilmiyoruz ki. Yani mantıklı. Günaydın. Günaydın. İlk sonuçlar çıktı başkomiserim. Kanlı parmak izi Şefik'e ait. Ayrıca adamın üzerindeki gömlekte bulunan kanlarla karısına ait. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Başka bir şey var mı? Evet başkomiserim. Havludaki kan izi Yeşim'e ait. Ayrıca her iki odanda bir sürü parmak izi toplandı. Personelle o otelde kalanlarla karşılaştırıyoruz. Biraz zaman alacak. Efendim. Tamam geliyoruz. Otobüs sonuçları çıkmış. Kesici bir aletle birçok yerinden bıçaklanmış. Tam 23 yerinden. Ama yaraların hiçbirisi ölümcül değil. Asıl ölüm nedeni asfiksi. Nasıl ya? Bıçakladıktan sonra bir de boğmuşlar mı? Şu Perugia'daki İngiliz kızın cinayetine benziyor. Orada da kız hem bıçaklanmış hem de ağzı burnu kapatılarak soluksuz bırakılmıştı. Ama ölüm nedeni ikincisiydi. Tıpkı bunda olduğu gibi. Evet Orhan. Toksikoloji raporları henüz çıkmadı. Çıkar çıkmaz haber vereceğim. Peki ölüm saati? Gece yarısından sonra. Tahmini 12 ila 2 arası. İyi bakın, odayı tutan kadın bu muydu? Hayır başkomiserim. Yüksel Aktaş, 25 yaşında. Gündüz vardiyasındaki resepsiyonist. Emin misin? Evet eminim. Bu kadını daha önce hiç görmedim ben. Peki ya bu? Aa evet. Bunu hatırlıyorum. Galiba vardiyamın bitmesine bir saat falan vardı. Geç bir saatte gelmişti. Evet. Yalnız mıydı? Yalnızdı evet. İyice emin misin? Bu kadının yanında görmüş olmayasın. Evet eminim komiserim. Yalnızdı adam. Peki teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Rica ederim. Şu Buket Evren denen kadını bulmamız gerek. Ne lazımsa yapacağım. Gel. Başkomiserim, Yeşim Tayyici'nin arabasını otelin arka sokağında buldu. Çıkabilirsin. Kolay gelsin Kubi. Sağ olun başkomiserim. Bir şey var mı? Yarım bir sende 3 bulduk. Üzerine DNA taraması yapılabilir. Bir de bu benzin istasyonlarından verilen promosyon bardaklardan var. Durup benzin almış herhalde bir yerde. Tamam. Mobilyalara bakalım. Plaka takip de yapın. Şu benzin istasyonunu da araştırıp bulalım. Bakalım nereden gelmiş buraya. Başkomiserim, bıçak temizlenip odaya atılmış. Üzerine parmak izi ya da DNA tespit edemedim. Ama sapın iç kısmında kan buldum. Yeşim'e ait. Artık vazgeçin isterseniz başkomiserim ya. Yani her şey apaçık orada da işte Şefik. Baksana Selim, katil iz bırakmamak için cinayet silahını temizlemiş. Adam uyur gezerse böyle bir şey aklına gelmez ki. Nasıl ya yani? Adam uyur gezer halde araba kullanıyor. Gidip otele kaydını yaptırıyor. Cinayet silahını mı temizleyemiyor? Bunlara ancak bir uzman cevap verebilir. Hemen birini bulup Şefik'e test yaptırmak gerekiyor. Başkomiserim, Şefik Bey'in çocuğuna bakan kadın geldi. Tamam, geliyoruz. Duygu Mısırlı, 24 yaşında, çocuk bakıcısı.
Bütün bunlar nasıl oldu anlamıyorum. Ne kadar zamandır Şefik Beyler için çalışıyorsunuz? 2 yıldır. İyi tanır mıydınız? 2 yıldır o evde yaşıyorum ben. Peki Şefik Bey'in bir uyku sorunu var mıydı? Uyku sorunu mu? Kendisi uyur gezer mi? Mesela şahit olduğunuz bir şey oldu mu? Hangi birini anlatayım? Ne bileyim işte herhangi birini anlat. Daha geçenlerde mutfaktaki vana tıkandı. Şefik Bey ben yaparım dedi. Bir işim ona boş ver uğraşma. Yarın birini çağırırız dedi. Gecenin bir saati tıkırtılarla uyandım. Mutfaktan geliyordu ses, gidip baktım. Şefik Bey? Uyuyor mu? Uyusa iyi. Uykusunda bana tahmin ediyordu. Becerebildin mi peki? Hem de nasıl? Ertesi gün musluk gayet iyi çalışıyordu. Peki teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben tekrar konuşayım şununla. Tamam. Nurcan Hanım geldi başkomiserim. Tamam alın içeri. Bir de Buket Evren'i bulmuşlar. Otele kayıt yaptıran kadını mı? Evet ama kendisi Konya'daymış. Tamam irtibata geçin. Getirtin o zaman. Geçtik başkomiserim ama durum farklı. Kadın Konya'da yaşıyormuş. 2 çocuklu bir ev hanımı. Zaten Konya Emniyetindeki arkadaşlarımız gittiğinde de şok olmuş. Hiçbir şeyden haberi yok. Olay gecesi de Konya'daki evinde olduğunu ispatlamış. Otele kim giriş yaptıysa sahte kimlik kullanıyormuş demek ki. Evet başkomiserim. Tamam. Başkomiserim. Buyurun. Oturun şöyle lütfen. Teşekkürler. Testler sonuçlandı herhalde. Evet, Şefik Bey'in de gerçekten bahsettiği gibi uyku bozukluğu varmış. Yani uyur gezer mi? Yaygın bir deyişle öyle. Nurcan Küçük, 34 yaşında, uzman doktor. Peki anlattığı her şeyi uykusunda yapmış olması mümkün mü? Anlattığı şey derken? Araba kullanabilir, otele kayıt yaptırabilir ya da... Evet. Cinayet bile işleyebilir. Üstelik bunların hepsini uyurken yapabilir. Şaşırdınız değil mi? İnanılması gerçekten zor. Dolayısıyla bunların hiçbirini hatırlamayabilir. Tabii ki. Çünkü bunları uykusunda yaptığı için hatırlamaması çok doğal. Peki bilincinin ne zaman yerine geldiğini ya da uyur gezerliğin ne zaman başladığını tespit etmek mümkün mü? Maalesef bu imkansız. Seksomnia, bir başka deyişle uykuda seks, çiftler arasında görülürse pek mesele çıkmayabilir. Ama işi daha ileri boyuta götürenler de var. 2 çocuk babası, 33 yaşındaki müzik öğretmeni İskoç Ellen Kelman, 2000 yılını 2001'e bağlayan gece, aynı okulun erkek öğretmenlerinden Scott Barker'e tecavüz etti. Bilirkişi seçilen uyku uzmanı Profesör Ian Oswald, Körfez Savaşı'ndaki askerliğin yarattığı travmanın uyur gezerliğini tetiklediğini, eylem sırasında davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunmadığını bildirince, Ellen Kelman beraat ettiği gibi okuldaki görevine dönmesine de izin verildi.